Bodrum'un Gümbet beldesi bu yaz ilk kez böylesine kapsamlı bir şekilde ekrana gelecek. İşte gecesiyle gündüzüyle bir tatilcinin yaşayabileceği Gümbet günlüğü Magazin 8 farkıyla ekrana geliyor. Gümbet'te plajda masaj servisi başladı. Masajı çoğu insan bilmediği için. Gümbet olalı böyle bir kaset görmedi. Ama çok güzel ya. Hello. Hello. Cristiano Ronaldo'lu Gümbet gecelerinden çok özel görüntüler ve Gümbet'in en özel halleri Magazin 8'de. Ronaldo gel gel. Bu mekanda yalnızca Britanyalı turistler eğleniyor. Bodrum'a tatile gelenlerin Gümbet'e uğraması şarttır. En tepeden Gümbet'i kuş bakışı gören bir noktadan başlayalım tura. Evet sevgili Magazin 8 izleyenleri, arkamda görmüş olduğunuz bu Bodrum yel değirmenleri Gümbet koylarının hemen tepesinde yer alıyor. 1800'lü yıllarda yapılan bu yel değirmenleri 1970'lere kadar aktif olarak kullanılmıştır. Huzur veren değirmenlerden serinleten buz gibi sulara inelim. Bodrum'un şirin tatil beldesi Gümbet, özellikle yabancı turistin ve gurbetçilerin gözdesi. Şu keyfe bakar mısınız? Galiba tatilin en güzel yanı bu olsa gerek. Hanımefendi su üstünde, beyefendi ise karada rahatlıyor. Şu anda masaj yapıyoruz. Bütün insanlarda yani olduğu gibi hep yani sinir stres olduğu için yani herkesin beli, ondan sonra beyni her taraf tutulur. Herkes tatile geldi ama plajda da masajı ben ilk defa görüyordum ya. Evet, şimdi masajı çoğu insan bilmediği için yani masaj olan kişi her zaman masaj olmak ister yani bir defa olan kişi. Yani masaj itmeyle, çekmeyle, vurmayla olmaz. Sadece damar esnekliğini alarak yani kan devir daimini yaptıktan sonra o kişi yani bayağı rahatlayacak. Hataylı Selahattin deneyimli bir masörmüş. Masaj yaptıran Gencan Akar'sa Almanya'da yaşayan bir gurbetçi. Benim ismim Gencan Akar. Almanya'dan geliyorum. Bayağı rahatlamış gibisin zaten. Uykun gelmiş gibi. Aynen. Öyle oldu. Aylin Gaziantep'ten 20 günlüğüne Gümbet'e tatile gelmiş. Nasıl geçiyor tatil? Güzel, keyifli. Nereden geldiniz? Gaziantep. Gaziantep'ten buraya mı geldiniz? Evet. Süper. Kaç günlük? 20. Oo, kaçıncı günündeyiz? Bir hafta oluyor bugün. Bir hafta oldu. Daha 13 günümüz daha var o zaman. Aynen. Oo, süper. Aklı Bodrum merkezde kalmış. Aslında Bodrum'u tercih ettik. Gümbet'te akrabalarımız vardı. Onun yanına geldik. Süper. Öyle. Burada kalıyoruz şu an. Hacer teyze mısır satıyor. Yerliye 3'e veriyoruz, yabancıya 5'e veriyoruz çocuğu. Yabancı yok zaten, yemiyoruz. Doların, altının kuru olur da mısırın olmaz mı? Niye yerli 3, yabancı 5? İşte yani 2 euro diyoruz, alıyoruz yani onlardan. Elif Ankara'dan, Gizem İzmir'den gelmiş Gümbet'e. Kızlar plajın en şıklarından. Kaç günlüğüne geleceğiz? Bir haftalığına geldim. Burada mı tanıştınız, arkadaş mı? Yok, biz Muğla'dan arkadaşız. Gümbet resmen güzellik yarışmalarına hazırlanılan bir kamp gibi. Tatile mi geldin? Tatile. Hem tatile mi istiyorsun? Tatildeyim, ne deyim? Allah Allah. Hanımefendi soruları biraz yanlış anlıyor. Çok güzel, benim memleketim, bizim memleketim, sen de kardeşim ne diyorsun ya? Sağlık olsun diyor, fırça yemeden hemen Gabriel'in yanına geçiyoruz. What's your name? Gabriel. Where are you from? Brazil. Tam bir Bodrum aşığı Gabriel. Why come in Bodrum this holiday? We heard about it, it's good to party. Gülşah Tekirdağ'dan gelmiş Gümbet'e. Nereden geldiniz buraya? Tekirdağ. Ne zaman? Dün geldik. Kaç gün buradasınız? Bir hafta buradayım. Gülçin de kardeşi oluyor. Görebilirsek onunla da konuşacağız. Doğrusundan eğlenceli. Kaç kez geldiniz? 4-5 kez geldim. Herhalde daha bu geliyor mu? Nasıl? Geliyor mu herhalde? İnşallah. Köpük Partisi Gümbet'in bir klasiği. Nereden geldiniz? Ankara. Kaç yaşındasınız? 19. Bodrum'a. İlk defa mı? Beğendin mi? Evet, beğendim gayet. Maya yıllardır Almanya'dan geliyor buralara. Ama çok güzel ya. Türkçeyi de maşallah ana dili gibi konuşuyor. Dövmeleri de baksanıza ne ilginç. Gümbet gecelerindeyiz şimdi de. Tatilcilerin profilini yıllardır analiz eden bir isimleyiz. Ağırlıklı olarak misafirleriniz nereli oluyor? Genelde yabancı ağırlıklı turistler geliyor. Peki eğlence tarzımız nedir? Genelde hip hop, R&B, trans. Değerli izleyenler, Şebnem Şafır'ın ikizini Gümbet gecelerinde bulduk. Bodrum is a lot of fun and we all like this place. You can go good out here. Yes. İnsanlar çift yaratılmış derler ya, hanımefendi özellikle yüz hatları sebebiyle hık demiş, Şebnem Şafır'ın burnundan düşmüş. Yes, good. It's all good. It's very good. Enjoy the night. Yeah, I very enjoy the night. Tesadüfün böylesi. Hemen yanındaki erkek arkadaşı da ünlü Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger'e çok benziyor. O kime benziyor, bu kime benziyor diye bakmaktan Gümbet gecelerine gidemeyeceğiz. Neyse devam edelim. Barlar Sokağı aşığı iki hanımefendiyleyiz. Schweinsteiger de arkada. Hello. Belgium. Değerli izleyenler, şaka gibi ama şimdi de Cristiano Ronaldo'ya rastladık. Adı ne diyeceğim, Ronaldo'ya benziyorsun. Yo, biliyorum zaten, herkes söylüyor. Yani 4 seneden beri bunun sorununu yaşıyorum ben. Vallahi mi? Evet. Ne iş yapıyorsun? Normalde animasyon. Zaten Ronaldo'ya da benziyorsun. Başka iş yapsan bu kadar para kazanamazsın herhalde. Zaten yani günde 2-3 sene önce bayağı bir çekiliyordum. Ama şu bir sene önce falan bayağı bir çoğaldı. Ronaldo'ya bayağı zaten benzetiyorlar normalde. Ronaldo benzerliğini bu beyefendi ticarete dökmüş. Fotoğraf karşılığı 10 lira falan istemiyor musun? Vallahi yaptığım oldu, yalan değil. Ne kadar yaptığım oldu. Günlük 35-40 lira falan ya da 50 euro falan kazandığım da oldu yani. Çağatay'ı gören baksanıza nasıl da çevresini sarmaya başladı. Mekanlarda müzikle birlikte dans sabahın ilk ışıklarına kadar gidiyor. Mekanlar sıcak, hava sıcak ancak bu emekçinin işi çok daha sıcak. Hoş geldiniz. Bu sıcakta zor değil mi ya? Abi zor da katlanız, ne yapalım vallahi. Ya 30 saniyedir buradayım, yanıyorum şu an. Evet, aynen öyle. Nasıl test yapın, işler güzel ha vallahi şükür. Barış Usta'nın dönerinden biz test ettik, beğendik. Ta Afrika'dan bile müşterileri var. Abi en çok burada döneri tercih ediyor. Bizim dönerimiz meşhur. Bodrum'un en güzel döneri bizde. Lezzetlidir. Peki bir yarım döner ne kadar? Bana değil, müşteriye ne kadar? Müşteriye normal 15 lira. Çalışana personele 5. Personele 5 lira tavuk, 10 lira et. Turiste 15-15. Niye turiste farklı ya? Abi torpil yapıyoruz turiste, bol yapıyoruz şimdi. Barlar Sokağı'nda eğlencemize devam ediyoruz. Çok ilginç bir mekanda sizin karşınızdayız yine. Bu mekanda yalnızca Britanyalı turistler eğleniyor. Britanyalıların arasında bir Hollandalı güzel var. Hollandalı. Nasıl, hem Hollandasın hem Türkçe mi biliyorsun? Hollanda'da öğrendim. Nasıl öğrendin ya? Türkçe mi öğrenmek istiyorsun? Seviyorum Türkiye'yi. Bir Türkiye aşığı hanımefendi. Hollanda'da yaşayan Türklerden de Türkçe öğrenmiş. Neden eğlenmek için Gümbet Barlar Sokağı'nı tercih ediyorsunuz? Çünkü burada daha çok turist var. Gümbet'te Türkçe şarkılar da çalıyor. Turistler en çok Tarkan'ın şarkılarını seviyor. Kızlar şarkının öpücük bölümünü ezberlemiş bile. gecesiyle gündüzüyle Gümbet'ten tatil manzaralarını izlediniz. Magazin 8'in Bodrum izlenimleri devam edecek.